MHP'li vekil Ahmet Erbaş, Kütahya'nın tanıtımı için sıra dışı bir yol seçti. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'nın tanıtımı için sıra dışı bir yol seçerek "Kütahya seni bekliyor" dedi. Sivil toplum örgütlerini, basın kuruluşlarını, siyasetçileri kahvaltıda bir araya getiren MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş yaptığı konuşmada, "Bu toplantıya ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm belediye başkanlarını, kurum ve kuruluşların temsilcilerini, siyasi partileri, üniversiteleri, basın mensuplarını, sivil toplum örgütlerini davet ettik. Ancak ilimizde 1208 sivil toplum kuruluşu örgütü olduğunu bu vesileyle öğrendim. Davet edemediğimiz, unuttuğumuz STK'lar olmuştur. Varsa art niyetimiz olmadığını bilsinler. Hepsinin hoşgörüsüne sığınıyorum. Kütahya'mız ülkemizin önemli değerlerini bağrında yaşatan bir şehrimizdir. Köklü geçmişi 5000 yılı aşan bir maziye dayanmaktadır. Şu an resmi verilere göre nüfusumuz 577 bindir. İlimiz merkez ile beraber 13 ilçede 546 köyden oluşmaktadır. Şimdi ilimiz ile ilgili sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Kütahya yüz ölçümü bakımından 25. sıradadır. Nüfus sayısına göre 38. sırada. Yaşanabilirlik endeksinde 32. sırada. Ekonomide 39. sırada. Eğitimde 27. sırada. Sağlıkta 31. sırada. Kültür sanatta 34. sırada. Araç başına düşen kaza sayısında 3. sırada. Hava kirliliğinde 18. sırada. Tarımda 19. sırada. Gayri safi hasılada 33. sırada. Kişi başına düşen gelir 28.471. Okuma yazma oranı %97.6. Üniversite yerleştirme sıralamasında 46. sırada. Yaşlı nüfus sıralamasında 33. sırada. Bizler bir araya geldiğimizde konu Kütahya olunca her zaman aynı sorun ve meseleleri anlatırız. Evliya Çelebi'nin memleketi olan şehrimizin dünyada ve yurdumuzda tanınmadığından, bilinmediğinden dertleniriz. Evet, Kütahya dünyada ve yurdumuzda maalesef yeterince tanınmamaktadır. Peki bizler Kütahya'nın tanıtımı için bugüne kadar neler yaptık? Çağımızın en büyük tanıtım aracı olan sosyal medyada ne konumdayız? MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 387 bin sosyal medya kullanıcımızın büyük bir çoğunluğu, örfümüzde, kültürümüzde, anneannelerimizde ve dini inançlarımızda olmadığına inandığımız birçok paylaşımlar yapmaktadır şu anda bile. Yediğimizi, içtiğimizi, yeni aldığımız arabamızı, evimizi, mobilyamızı, kişisel şahsi eşyalarımızı, uçak biletimizi, maalesef hastanede tedavi gören annemizin resmini, ölen babamızın toprağa verilişini ve buna benzer sizlerin de bildiği gibi birçok İslam ve Türk kültürüne yakışmayan paylaşımları yapıyoruz. Peki tek yapmadığımız ne var biliyor musunuz? Yaşadığımız bu topraklar ile ilgili en ufak bir paylaşım yapmıyoruz. Kütahya ile ilgili yaptığımız paylaşımların oranı yılda 0.89'dur. Halbuki bu aziz ve kutsal topraklarda Ayzonay'ı antik kenti, Frig Vadisi, Germiyan Sokağı, Hayme Ana, Kütahya Kalesi, Kütahya Arkeoloji Müzesi, Kütahya Çini Müzesi, Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Şehitliği ve Zafer Anıtı, Ulu Cami, Çinili Cami, Dönenler Mevlevi Hanesi, Murat Dağı Kaplıcaları, Yoncalı Kaplıcaları, Eynal Kaplıcaları, Ilıca Harlek Kaplıcaları, Domaniç Ormanları, Gölcük Yaylası, Kütahya Hisarı, Topuk Yaylası, Hıdırlık, Sini Mantısı, Cimcik, Güveç, Gediz Tarhanası, Simavdağ Kestanesi, Emet Pidesi, Cüce Meriği, Gelincik Elması, Ilıbada Dolması, Hüsnü Yusuf Armudu, Pazarlar, Şapane, Kiraz ve Vişnesi. Şu an burada sayamadığımız yüzlerce güzelliğe sahibiz ve bunları paylaşma ihtiyacı duymuyoruz. Öğrenmek de istemiyoruz. Mesela şu anda Vefa Mahallesi'nin adının nereden geldiğini kaç kişi biliyordur? Börekçiler Mahallesi'nde yatan Ebu Sefa, Ebu Cefa ve Ebu Vefa'yı biz bilmezsek, biz paylaşmazsak kim nasıl bilecek? Aynadaki görüntümüzü düzeltmek için başkasının bakışına ihtiyacımız yoktur. Bize dar gelen ufukların sınırlarını sivil toplum örgütleri, basın ve gönüllülerle el ele sosyal medyanın müthiş gücünü kullanarak beraber genişleteceğiz. Teşkil edici ortak akıl ile kısır döngülere neden olan duygu perakendiciliğine hep beraber son vereceğiz dedi. Yaşadığımız her hakkaniyetli duygunun ilham kaynağı olan Kütahya'mızın fakir şehir görüntüsünü hep beraber değiştireceğiz. Cevher ancak böyle mücevher olur. Kütahya'mızın ismini görüntüye, görüntüsünü gerçeğe çevirmek için buradayız. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içmez. Ağaçlar kendi meyvesini yemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Bunun özü şudur. Ben, biz olduğumuz zaman ben olurum. Bizler bir olduğumuz zaman da Kütahya olur diyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ağaçta duran
vuran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil kendi kanatlarınadır. Biz de Kütahya'yı başkalarının anlatmasını beklemeden kendimize güvenerek biz Kütahya'yı tanıtmalı ve tanımalıyız. En büyük sıkıntımız Kütahya için bir araya gelemediğimizdir. Bizlerden sonraki nesil maziye baktığında burada yaptığımız toplantının hem bir milat hem de bir gurur günü olduğunu şehadet edeceklerdir inşallah. Değerli kardeşlerim, bir yıl 365 gün, 8760 saat, 525 bin 600 dakikadır. Sizlerden bugün 525 bin 600 dakikanızdan yalnızca bir dakikasına Kütahya adına talibiz. Bugünkü projemizin ismi Kütahya Seni Bekliyor. Hep beraber telefonlarımızı açalım. Hangi sosyal medya programını kullanıyorsanız oradan Kütahya Seni Bekliyor hashtag ile aynı anda paylaşalım. Bu proje ile hedefimiz 100 bin sosyal medya kullanıcısının aynı anda Kütahya güzelliklerini paylaşmasıdır dedi. Şimdi bir de Kütahya'ya size arz etmek istiyorum. Resmi nüfusumuz 577 bin. İnternet kullanıcımız 387 bin. Yani bizim şu andaki elimizdeki veriler. Aktif sosyal medyayı kullanan 364 bin. Mobil kullanıcımız 520 bin. Bu sayı niye yüksek diye sorabilirsiniz. Çünkü birkaç telefonu olan vatandaşlarımız var. Her telefonda da internet veya sosyal medya olduğu için o yüzden bu sayılar yüksek. Aktif, yani bugün itibariyle Kütahya'da aktif sosyal medyayı kullanan insan sayısı 312 bin değerli kardeşlerim. 312 bin. Şimdiye kadar bu rakama Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi parti ulaşamamıştır. Hiçbir seçilmiş başkanlarımız da burada ulaşamamıştır. Böyle bir ortamı hiç kimse görmemiştir. Değerli dostlarım, 387 bin sosyal medya kullanıcısının büyük bir çoğunluğu, içindekilerini azınlıkta da kalsa tenzih edelim, örfümüzde, kültürümüzde, annelerimize ve dini inançlarında olmadığını inandığımız birçok paylaşımları yapmaktadır ve halen de yapmaktayız. Yediğimizin, içtiğimizin, şahsi eşyalarımızın, arabalarımızın, evimizin mobilyasının, kişisel eşyalarımızı, ne anlama geliyor bilmiyorum ama uçak biletimizi, hastanede yatan yaşlı annemizin o görüntüsünü, mezara verdiğimiz bir büyüğümüzün mezara veriliş şeklini kadar internet ve sosyal mecralarda paylaşacak kadar örfümüzden, adetimizden ve dinimizden uzaklaştık. Buna benzer birçok görüntüyü siz benden çok iyi biliyorsunuz. Bu konuyu daha da aşağı indirmek için susuyorum. Peki, bu kadar paylaşım içinde yapmadığımız tek ne var biliyor musunuz? Kütahya için söylüyorum ben, yani Türkiye ve dünyayı anlatmıyorum. Kütahya. Değerli kardeşlerim, biraz önce sayısal verilerini verdiğim bu kadar büyük bir vatandaş kitlemizin yıl ortalaması Kütahya ile ilgili. Bir daha tebrik söylüyorum. Yıl ortalaması Kütahya ile ilgili paylaşımı 0.89. Yani %1 bile değil. Sonra da diyoruz ki kimse bizi tanımıyor, bilmiyor. Halbuki birçok vilayete nasip olmayacak Cenab-ı Allah birçok güzellikleri bizlere bahşetmiş. Sizlerin de bildiği ama tekrar olsun ve kayıtlara geçsin diye. Ayzon Antik Kenti, Firik Vadisi, Germeyan Sokağı, Haymana, Kütahya Kalesi, Kütahya Arkeoloji Müzesi, Kütahya Çin Müzesi, Dolupınar Müzesi, Dolupınar Şehitliği Yaptı, Ulu Cami, Çinili Cami, Dönenler Milyonu Ailesi, Murat Dağ ve Kaplıcaların dünyada tek 1450 rakımda sıcak suyun ve soğuk suyun olduğu dünyada tek dağ. Değerli kardeşlerim, bunun başka bir örneği yok. Yoncalı Kaplıcaları, Eynel Kaplıcaları, Ilıca Harlek Kaplıcaları, Domaniç Ormanları, Gölcük Yaylası, Kütahya Hisarı, Topuk Yaylası, Hıdırlı, Sinsi Mantısı, Cimcik, Güveç, Gediz Sarnaması, Sinan Dağ Kestanesi,
Emek pidesi şu anda gittikçe azalan ama hepinizin bildiği cüce meleği, gelincik elması, ılıbada dolması, Hüsnü Yusuf armudu, pazarlı ve şamane kirazlı ve işlesi. Şu anda sayamanın yüzlerce güzelliğe sahibiz. Şimdi ben buradan değerli arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu güzelliklerin hiçbirisi bir arabanız kadar değerli değil mi? Kol saatiniz kadar değerli değil mi? Ne anlama geldiğini bilmediğiniz, mangal başında ayak ayak üstüne atarak hayırlı cumalar mesajı kadar değerli değil mi arkadaşlar? Biz bu kadar mı görgüsüz olduk? Bu kadar mı örfümüzden, adetimizden uzaklaştık? Nereye gidiyoruz biz? Bunları paylaşmak ve öğrenme ihtiyacı hissetmiyoruz. Mesela şu anda içinizde Vefa Mahallesi'nin adının nereden geldiğini kaç kişi biliyor? Veya yeni nesillerimiz biliyor mu değerli büyüklerim? Börekçiler Mahallesi'nde yatan Ebu Sefa, Ebu Cefa ve Ebu Vefa'yı biz bilmezsek, biz anlatmazsak kim bilecek? Biz bunu anlatmazsak kim bilecek bize? Aynadaki görüntümüzü düzeltmek için başkasının bakışına ihtiyacımız yoktur. Bize dar gelen ufukların sınırlarını sivil toplum örgütleri, basın gönüllüleri el ele sosyal medyanın gücünü kullanarak beraber geliştirmek zorundayız. Teşkil edici, ortak akıl ile kısır döngülere neden olan duygu parakendiciliğini hep beraber son vermemiz gerekiyor. Yaşadığımız en hakkaniyetli duygunun ilham kaynağı olan Kütahya'mızın fakir şehir görüntüsünü hep beraber değiştireceğiz. Cevher ancak böyle bir cevher olur. Kütahya'mızın ismini görüntüye, görüntüsünü gerçeğe çevirmek için buralardayız. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içmez. Ağaçlar kendi meyvesini yemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Her şey birbiri için yaşar. Doğanın yaşamın kaynağı budur. Bunun özü şudur değerli kardeşlerim. Ben, biz olduğumuz zaman ben olurum. Bizler, bir olduğumuz zaman Kütahya olur. Ağaçta duran kuş, dalın kırılmasına hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır. Biz de Kütahya'yı başkalarının anlatmasını beklemeden, kendimize güvenerek biz Kütahya'yı önce tanımalı, sonra tanıtmalıyız.